Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih-i Buhari, Muhtasarı ve Şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 433. hadis-i şerif. Evet, e, namaz bahsiydi. E, cemaatle kılınan namazlar e, ve namazda e, okunanlar e, ki e, An İbni Mes'ud radıyallahu anh ennehu ca'ehu raculun ee, bir adam ona geldi fekale dedi ki qara'tul mufassala leylete fi rak'atin bütün mufassalı yani uzun sureleri bir rekatta e, bu gece okudum dedi fekale o da yani Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh da, ne dedi? Hezzen ke hezzi şi'ri yani şiirin acelesi gibi aceleyle mi dedi. Bu hezzen aceleyle süratle. Lekat araftun nezaira yani bunların benzerlerini nezair elleti kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yakrinu beynehunne yani bunları bir araya getirdiklerini biliyorum. Bu <laughs> yakrinu birlikte okumak, bir araya getirmek. Fe zekere sureten minel mufassali sureteyni fi kulli rekatin. Her rekatta iki sure olarak 20 sure zikretti o mufassal surelerden. Yani her işte rekatta ikişer okunmuş 20 sure söyledim. Evet, burada mufassal surelerin hepsi e, normal mushaflarda 80-90 sayfa kadar e, tutar e, diyor. E, ve o hezzen bakın acele acele e, okumak. E, i̇bn Mesud radıyallahu anh teressül ve tedebbür e, yani e, ağır ağır okumak ve manalarını tedebbür etmek, düşünmek lazım geldiğini söylemiştir. E, cumhur ulema, yani alimlerin çoğu, Kur'an'ın manalarında e, tedebbür ve tefekküre mani olduğu için, yani düşünmeye engel olduğu için, ifrat-ı suratle, yani aşırı suratle okumayı mekruh e, gördüler. E, yine e, burada Müslüm'ün rivayetinde, inne اَقْوَامًا يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ la يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ bir takım kimseler vardı ki Kur'an okurlar da okudukları boğazların ötesini tesir etmez. Yani aceleyle okurlar. Velakin iza waqa'a fil qalbi fa fihi fa şey Kalbe tesir edip orada kökleştiği vakit faydası olur diye bir ilave vardır. Evet, Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Ensar'dan bir zat kendi kavmine Mescid-i Kuba'da imamet ederdi. O zat cehren okunacak namazlarda, yani açıktan okunan, işte sabah, akşam ve yatsı namazlarında, ne, e, ne zaman namazda okunacak surelerden birini okuyacak olursa iptida yani başlangıçta Kul allahu ahad suresini okuyup onu bitirdikten sonra ötekine başlardı ve bunu her rekatta yapardı. Arkadaşları ona itiraz edip sen bu sureyi okuyorsun, sonra buna kanmıyorsun da başka bir sure daha okuyorsun. Ya bu sureyi okumakla iktifa et yani bununla yetin yahut bunu bırak da başka sure oku dediler. O da ben bunu terk edecek değilim. Böylece imamet ettiğimi isterseniz edeyim, istemediğiniz takdirde kıldırmam dedi. Halbuki o zatı onlar kendi eftallerinden biri saydıkları için başkasının imam olmasını da istemiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya teşrif buyurduklarında ona arz ettiler durumu. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam ya filan ashabının tavsiye ettikleri şeyi yapmaktan seni men eden nedir? Her rekatta bu sureye yapışmandan ne sebep var diye sordu. O da bu sureyi seviyorum deyince hubbuke iyyaha edhalekel cenne. Onu sevmen şüphesiz seni cennete dahil edecektir, cennete katacaktır buyurdu. evet tabi böyle rivayetleri veriyor şerhlerde. 434. hadis-i şerif An Ebi Katade radıyallahu anh ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakrahu fil zuhri fil uleyyeyni bi ümmül kitab ee, Evet, öğle namazının ilk rekatında ümmül kitap yani Fatiha suresini okuyordu ve e, sureteyni e, iki e, sure okuyordu ve fil rekateynil uhriyeyni sonraki iki rekatta ise Bi ümmil e, kitap ve e, Fatiha suresini okuyordu ve yusmi'una el ayeti ve bize de o gizli okuduğu ayeti hafiften duyuruyordu. Ve yutavvilu fir atil ula ilk rekatı uzatıyordu ma la yutavvilu fir rekatil saniye yani ikinci rekatı uzatmadığı kadar birinci rekatı uzatıyordu. Ve hakeza fil asri ikincide de böyleydi ve subhi sabah namazında da böyle idi. 435. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdu ki İzâ emmenel imamu İmam amin dediği zaman yani Fatiha'dan sonra fe emminu siz de amin deyiniz ve innehu çünkü men vâfeqe te'minuhu kimin amini yani amin deyişi temin el meleklerin amin değişine e, denk gelirse buradaki vafıka yani denk gelirse e, gufre ma taqaddama min e, yani geçmiş günahları bağışlanır e, buyurdu. E, evet burada bakın Ebu Davud'un e, i̇bn İbnü Züheyr en-Nümeyri radıyallahu anh'tan rivayetine göre bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ilhah eden bir adamın başında e, durup duasında ilhah eden yani ısrar eden bir adam başında durup ve in hateme hatmederse yani mührü basarsa vacip oldu. Yani Allah duasını kabul etti buyurdular. Ne ile hatmederse diye sorulunca bir amin. Amin ile dedi. Fe innehu in hateme bi amin fekat vecebe. Çünkü amin ile hatmedecek olursa talebi vacibül husul olmuş olur. Yani kabul edilmiş olur. Ve yani, duasını aminle bitirirse dedi. Ee, yine اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ İmam Fatiha'da böyle dediğinde "Fekulu, Siz de amin deyiniz. Ki bu hadis-i şerif daha önce geçmişti. Ee, ve e, Ebu Hureyre radıyallahu anh müezzinliğini ifa ettiği imama ki Ala bin Hadremi Hadremi radıyallahu anh ile Medine valisi Mervan bin Hakem idiler. Yani bu imamlar ya Ala bin Hadremi ya da Mervan bin Hakem idi. La tefutni bi amin. Amini bana kaçırtma diye nida e, edermiş. Yani işte namazı işte kılıp da tadili sufuf ile meşgul iken acele namaza başlayıp yahut acele okuyup ben namaza durmadan amin diyecek yere kadar okuma e, demektir. Veya la tesbikni bi amin benden evvel amin deme e, dermiş. Yine e, diğer bir rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bahsederken e, diyor Nafi kâne la yede'uhu ve yahut duhum ve semi'tum minhu bi hayran. yani o İbni Ömer, evet, İbni Ömer radıyallahu anhuma amin demeyi hiç terk etmezdi. Herkesi de amin deyiniz diye teşvik ederdi. Yani, amin demek hakkında ben ondan hayırlı haber işitmişimdir demiş. Evet ata bin Reba amin bir duadır diyor. İbn-i ile e, ardından namaz kılanlar öyle amin derlerdi ki Mescid-i Şerif seslerinden çınlardı. E, yine ata şöyle demiş. Ben öyle zamanları bilirim ki Ashab-ı Nebi aleyhissalatü vesselamdan 200 zat bu Mescid-i Şerif'te ne zaman imam gayril mağlubi aleyhim ve dalin dese ortalığı çın çın, çın çınlatırlardı. Yani amin e, diyerek. Evet bu da amin konusundaki mezheplerin e, görüşü e, tabi e, farklıdır. Yani imamın e, işte sessiz deyip cemaatin sesli e, demesi gerektiğini savunanlar e, ve imamın da hafifçe e, söylemesi gerektiğini, cemaatin de hafifçe e, onu duyurması gerektiğini söyleyenler e, vardır. Tabi hepsi e, makbuldür. 436. E, hadis-i şerif ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdu ki idâ kâle ahadukum amin yani biriniz amin derse ve kâleti melâiketu fissemâyi amin ki melekler de semada amin deseler fe e, vâfekat ihtâhumel uhrâ yani e, biri diğerine denk gelse. Bak muvafık gelse yani aynı anda olsa. وُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ min ذَنْبِهِ Onun geçmiş günahları e, bağışlanır. E, dedi. E, peki 437. hadis-i şerif. An Ebi Bekre radıyallahu anh ennehu intaha ile sallallahu aleyhi ve sellem e, yani bir defasında Peygamber Efendimiz'e vardı. İnteha. Yani onun yanına vardı. Koşa koşa. Ve huve raki'un. Ve o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rükuda e, idi. Fe raki'a kable en yasile ile safi. O da e, safa daha ulaşmadan. Bakın kable en yasile e, namaz kılacağı safa ulaşmadan rükû etti. Fe zekere zâlike nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu peygamber efendimize anlattı. Fekale "Zadakallah hırsen ve la teud." Allah senin bu konudaki hırsını artırsın. Yalnız bir daha velakin ve Yani aynısını bir daha yapma dedi. Yani safa ulaşmadan rükûya durma dedi ki vakat hafazeni en nefsu fe rakatu dune safin. Soluk soluğa geldim ve safın gerisinde rüküye vardım. Ve eyyukumul lezi rak'a dune safi thumme meşa ile safi. Safın gerisinde rüküye varıp da sonra safa girmek için yürüyen hanginizdir diye sordu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu da diğer hadisin diğer rivayetlerinde e, geçiyor. İde ete tahadukumus salate biriniz namaza geldiğinde fela yerka dunes safi. Eee hatta ya'khudamakanahu minas safi. Yani safın gerisinde yer bulmadan, yani saf içinde yer bulmadan safın gerisinde rüküye varmasın diye e, uyardı e, diyor. E, yine Ebu Hureyre'nin diğer hadisi merfuunda eee Bakın bir daha nefes nefese gelecek şekilde safa doğru koşmayasın diye uyardı. İza ukimet salatu fela ta'tuha ve entum tes'auna. Namaz kılındığı zaman namaz kılınan yere koşa koşa gelmeyiniz. Ve tuha ve entum temşuna aleikum sekine. Yani üzerinize sekinet ve vakar ile e, geliniz. Fema edraktum fasallu. E, yetiştiğiniz kadarını imamla kılınız. وَمَا فَاتِكُمْ bu Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayınız buyurdu. Ve burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.